Efendim Mimar Enver Erönen'in Araba Ameti 50 Bina 50 Yıl isimli sergisi açılmıştı. Bizemiz oradaydı. Bu değerli koleksiyonu, bu değerli çizimleri görmek üzere ekran başına. Mimar Enver Erönen'in Araba Ahmet'te 50 Bina 50 Yıl isimli sergisi Şubat 12 ila 14 tarihleri arasında 1984 Bar isimli mekanda yoğun ilgiyle karşılandı. Şimdiye kadar olan etkileşimden herkesin bu sergiyi benimsediğini ve güzel etkileşimler aldığını anlıyorum. Şimdiden çok hoş paylaşımlar oldu. Resimleri görenlerin o binayla ilgili beni yanlarına çektiler. O binayla olan ilgili anılarını anlattılar. Enver Erönen'in ailesinin tarihi aslında Arabahmet Mahallesi'ne dayanır. Babaannesi öğretmen merhum Hatice Tahsin, uzun yıllar Arabahmet bölgesinde yaşamış, oğlu Yücem Erönen orada doğmuştur. Aile Arabahmet'i 70'li yıllarda terk etmiştir. Köşkü çiftlikte doğan Enver Erönen, Arabahmet mahallesinin hikayeleriyle büyümüş. Duygu olarak sanki böyle onları çizmek senin için bir borç gibiydi. Sanki böyle hissediyordun. Şu an iyi mi hissediyorsun? Sanki bir katkı sağlamış gibisin değil mi Arabahmet'e? Öyle bir duygu var sanki. Şimdi tabii biz Arabahmet'te bizim bir geçmişimiz var. Ailemin bir geçmişi var. Her şeyden önce. Babaannemin evi hemen yakınımızda idi. Babam Arabahmet'te büyüdü. Bütün anıları burada, çocukluğu burada. Yani bizim burada olmamız bence yani şans değil. Evet, sevdik, beğendik. Alternatif bir yaşam bence genele bakıldığı zaman. Ama bir yerde buralara geri dönme hissi hiçbir şeyle ölçülemez. Arabahmet Mahallesi, Kıbrıs'ın en tarihi, zengin ve güzel mahallelerinden biri olsa gerek. Lüzinyan dönemine kadar uzanan bu mahalle, Latin ve Ermeni yerleşimlerinden sonra Lefkoşa'nın Osmanlı idaresine girdiği 1570 yılından itibaren genelde üst düzey görevlilerin, paşaların, varlıklı kişilerin ve elit tabakadan Müslüman Türklerin yerleşim yeri olmuştu. Mahalleye Kıbrıs'ın fethinde komutanlık ile Kıbrıs Beylerbeyi görevinde bulunan Arabahmet Paşa'nın adı verilir. 1800'lü yılların sonunda ve 1900'lerin başında İzmir, Kilikya ve İstanbul'daki Ermeni soykırımından kaçan Ermenilerin bir kısmı bu mahalleye yerleşir. Arabahmet Mahallesi'nin cumbalı, ahşap pancurlu evleri, iç bahçeleri ve şirin sokakları her zaman dikkat çekmiştir. Toplumsal çatışmaların başladığı 60'lı yıllardan itibaren Arabahmet Mahallesi terk edilmeye başlandı. Birçok ev yıkılmasına rağmen ayakta durmayı ve zamana meydan okumayı başaranlar da var. Kapıların açılmasıyla birlikte Arabahmet Mahallesi'ni iyileştirme projeleri başlamıştır. Ancak temeldeki sorun çözülmemiştir. Arabahmet o dönemlerde yani 2007-2008 sınırlar açıldıktan, buralar daha bir canlandıktan sonra
Eşimin özellikle ilgisi var. Arap Ahmet'e. O zaman da vardı. Hala var. O dönem bölgede hep gezdik. Hani böyle gençlik heyecanı diyeyim. Hani ev alsak burada şunu yapsak, böyle yapsak falan. O dönemlerde baktığımız yerler vardı. O dönem bizim de zannedersem ilgimiz arttı. Ama tabii bunun finansal bir boyutu var. Yani istekle başlıyor evet her şey. Niyetle başlıyor ama bunu desteklemek lazım. Daha fazla surlar içinde daha fazla zaman geçirmeye başladık. Restoranlarda, kafelerde, barlarda daha çok vakit geçirmeye başladık. O zaman tabii bekaletten yeni çıktı, yeni evlendik falan. Hep bunlar etken. O dönemlerde işte evlere tekrar bakarken ya dedik ki süper olur bir gün burada yaşayabilirsek. Yani onu düşledik. O dönem düşledik onu. Çok sonralar, 4-5 sene sonra bir fırsatımız oldu. Bir yer alma fırsatımız oldu. Bunu iyi bir şekilde değerlendirdik. İyi niyetle bize çok bakım isteyen, yani sıfır, neredeyse sıfırdan ev yapar gibi bir emek isteyen bir binayı satın aldık. Konut olarak, orada yaşamak için. Ailemizin desteğiyle, kendi imkanlarımızla, her türlü bütün emeğimizi seferber ettik. Gece gündüz çalıştık diyeyim, öğleden sonraları. Ben geldim, kendim. Özellikle işte usta işleridir, ustalarla beraber. Kendim de burada artık amelelik, ustabaşılık, mimarlı olarak, müteahhidi olarak, işte kendi evim. Elimden gelen her şeyi yaptım ve şu an içinde olduğunuz evi geçen sene Eylül'de bitirdik. Gayet hayatımız değişti. Burada daha fazla vakit geçireyim. Eve gelmek beni mutlu eder. Buraya gelmek kendimi huzurlu, çok iyi hissederim. Yani bu evlerin enerjisi bambaşka. Yani sarı taşın, kerpicin, ahşap. Burada her şey gerçek. Ve bu güzel bir etkileşim yaratmış olmalı bende ki hani akşam yürüyüşlerinde ben yani mimari bir gözle işte bütün binaları incelerim. Hani şunun şurası nasıl, bak cumbasını şöyle yapmış, penceresini şöyle yapmış ve bilgi birikimine başladım. Peki gece yürüyüşlerini yaparken ayrıntılara dikkat etmeye başladın ve sanırım bir sergi açma düşüncesi de orada mı doğdu? Başlangıcı oldu en azından. Bir kere izlemek demek, görmek demek, kağıda aktarmak demek. Mimar İdlib için ilk koşul bu. Bazı eskizler yaptım, başladım. İşte önünde durup hani şu, bir de kendi binamda ne var, onlarda ne var, şurada nasıl? Yani günlük bir rutin haline gelmeye başladım ve keyif de almaya başladım zaten bu yolculuğa. Ama gördüğüm bazı şeyler beni üzdü tabii. Yani bu binaların çoğusu boş. Yani bina bakım içerisinde biri olmadığı için de doğal bir yıpranma süreci içerisinde. Bazıları yıkıntı halinde, bazıları hani bunlar ufak tefek. Bir alçı sıvayla, bir şeyle halledilebilecek şeylerdi. Bazılarında ise hani çatı gitmiş, çatı akıtıyor belli, bina su almış. Su almışsa her türlü geriye gidiş başlamış demektir. Yanımızda bizim bir bina vardı. Orada da durumlar pek iyi değildi. Ve yani zaten inşaat süresince de etrafta gördüklerim, bazı binalardaki geriye gidişi de fark ettim yani bu 2-3 sene içerisinde. Hani dedim bir şey yapabilir miyim? Ne yapabilirim ben bu konuda? İlk aklıma gelen ya gitsem bir borç alsam. Hani işte bu her gün önünden geçtiğim bu binanın cephesini sıvatsam, sarı taşı onarsam falan. Hani geçtiğimde güzel gözükse gibi absürt yani düşünceleri bile aklımdan geçti. Hani ama hani Arap Ahmet için faydalı olsun. Arap Ahmet'in hayrına bir şey olsun istedim. Dolayısıyla mimari bir sorumluluk hissettim. Bu buralarda ve
O birkaç eskizi yaptıktan sonra fark ettim ki bu çizimden de bunları kağıda aktarmaktan da bugünkü hallerini kağıda aktarmak bana en mükemmel şekillerinden daha ilginç geldi. Çünkü yaşanmışlıkları var. O da tarihlerinde bir evre o binaların. Yani çünkü bir de şey dedim, hani bu binalar eğer bakım görmezse daha da kötüye gelecek. En azından bunların şu an bir şekilde doküman altına alabiliriz. Bir onları şu anki hallerini gösteren çizim yapabiliriz ve gerçek olur bu. Çünkü eve bence daha fazla ses getiren bir olay. Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde burada olan binalar herhangi bir restorasyon görmezse durumlar daha kötü olacak. Bu resimleri bile arayabiliriz. 10 sene sonra, 5 sene sonra. Olarak da sembolik bir şey. Adanın sorunlarının başladığı dönemlere tekabül ediyor. 50 ile bunu sırlamak istedik. Daha bunlar tabii ki 50 bina tabii ki kendi içerisinde çok mütevazi bir sayı. Kötü durumda olan binalar var. Daha da kötü durumda olan binalar var. Bunlar sadece bir seçki. Bana konuşan diyeyim 50 binadan oluşuyor. O binalar yüzler, yani bazıları yüzlerce yıldır burada zamana karşı direniyorlar. Yani duvarı, döşemesi olabilir. Yani hangi aşamada olursa olsun. Onu yenilemek bence çok daha hayırlı bir şey. Bu inşaat patlaması oldu geçmişte. Hala konutlar yapıyoruz. Boş olanlar var falan. Kullanımı. Benim fikrimi sorarsanız belli bir süre yeni bina yapılması yasak. Buraları onaralım. Surlar içini daha yani yaşanılır bir yere gelmiyor. Hak ettiğini düşünüyorum.